Herkese merhabalar. En pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlere sütsüz, yoğurtsuz, puf puf kabaran ve asla yağ çekmeyen harika bir pişi tarifi hazırladım. Dilerseniz hemen bu lezzetli tarifimizin yapımına geçelim. Ben bu tarifimi kıymalı olarak hazırlıyorum. Sizler dilediğiniz iç harcını da kullanarak bu lezzetli pişi yapabilirsiniz. Uygun bir tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Üzerine 250 gram kadar kıymamı ilave ettim. Kıymayı tavada güzelce açarak kavuruyorum. Rengi dönünceye kadar yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca kavurmaya devam ediyorum. Kıyma yeterince kavrulduktan sonra içine bir küçük boy rendelemiş olduğum havucu ve küçük olarak doğramış olduğum bir adet yeşil biberi ilave ediyorum. Malzemelerimi tekrardan 1-2 dakika boyunca kavuruyorum. Bu aşamada bir orta boy soğan ekleyebilirsiniz. Benim evimde kalmadığı için iç harcında soğan kullanamıyorum arkadaşlar. Sonrasında içine bir orta boy rendelemiş olduğum domatesi ilave ediyorum. Domates suyunu çekinceye kadar 2-3 dakika boyunca kavurdum. Son olarak içine yeterli miktarda tuz ve bir miktar karabiber ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra iç harcımız artık hazır. Kenara alıp soğumaya bırakıyorum. İç harcımız kenarda soğurken biz de bu arada hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Uygun bir yoğurma kabına 4 su bardağı un alıyorum. Unumu önceden elemiştim. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitre. Unun üzerine bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuz ilave ediyorum. 2 paket kabartma tozu ekliyorum. Bütün malzemelerimi şöyle bir kaşıkla karıştırdıktan sonra yoğurmak için 1,5 su bardağı ılık su kullanıyorum. Öncelikle bir bardak suyunu ilave ediyorum. Şöyle kaşığımla bir miktar toparlıyorum. Sonrasında kalan yarım su bardağı suyu ekliyorum. Kaşığımla bir miktar toparladıktan sonra hamuru elimle yoğurmaya geçiyorum. Hamuru kabımın içerisinde bir miktar toparladıktan sonra tezgahıma un serpiyorum ve tezgahımın üzerine alıyorum. 5 dakika boyunca da bu şekilde yoğuruyorum. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Şöyle kıvamını görüyorsunuz. Hamuru uzunca bir rulo yaptım. Ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra ceviz büyüklüğünde olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ayırmış olduğum parçaları elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Tüm parçaları bu şekilde bezeliyorum. Toplamda 26 tane beze elde etmiş oldum. Hazırlamış olduğum bezeleri bir oklava yardımıyla çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Hamurum tezgahıma yapışmadığı için açarken unlamıyorum. Böylelikle kızartırken kolaylıkla da yanmayacak. Bütün bezelerimi aynı şekilde açıp hazırlıyorum. Bezelerimin yarısını bu şekilde açarak hazırladım. Sonrasında kenarda soğumuş olan iç harcımdan bir tatlı kaşığı olacak şekilde bezelerimin üzerine yerleştiriyorum. İç harcını bu şekilde yerleştirdikten sonra şöyle ortadan ikiye katlıyorum ve sıkıca kapatıyorum. Kızartırken açılma yapmaması için sıkıca kapatmaya özen gösterelim. Pişilerimi bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi bir taraftan kızartma işlemine geçiyorum. Şöyle uygun bir tencereye bir miktar sıvı yağ alıyorum. Yağımın iyice kızdığından emin olmak için şöyle tahta bir kaşıkla batırıyorum. Kenarlarından kaynama yapıyorsa yağın kızmış demektir. Hazırlamış olduğum pişileri teker teker yağın içerisine bırakıyorum. Nasıl güzel kabardıklarını sizler de görüyorsunuz.
Bütün pişlerimi tencereme sığacak şekilde yerleştiriyorum. Bu aşamada kızartırken dikkatli olalım. Pişilerimiz açılma yaparsa yağ sıçratabilir, yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bir tarafı kızaran pişilerimi bir çatal yardımıyla ters çeviriyorum. Öbür yüzünü de aynı şekilde kızartıyorum. Bu aşamada sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni buraya kadar izlemiş ve tarifimi beğendiyseniz eğer ya da ilk defa videoma denk gelip izliyorsanız ve tarifimi beğendiyseniz bana destek olmak için videoma beğeni bırakıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Vermiş olduğunuz destekler için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bu arada ilk pişilerimi kızartıp peçete sermiş olduğum servis tabağına almış bulundum. Geriye kalan pişilerimi de yine aynı şekilde kızgın yağın içerisine bırakıyorum. Arkalı önlü olacak şekilde kızartmaya devam ediyorum. Bir tarafı kızardıktan sonra ters çeviriyorum. Öbür yüzünü de aynı şekilde kızartıp servis tabağıma aktarıyorum. Yoğurmuş olduğum bütün hamuru bu şekilde hazırlayıp kızartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün pişilerimiz artık servise hazırdır. Kahvaltılarınıza ya da çay saatlerinize hazırlayıp sıcak sıcak tüketebileceğiniz harika bir tarif oldu arkadaşlar. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyetler olsun diyorum. Şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kabardılar. İçi azalmıyor ve tam kıvamında pişiyor. Üstelik yağ çekmiyor. Ben bu tarifi kıymalı olarak hazırladım. Sizler dilediğiniz farklı iç harcını kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapacak olanlara ben şimdiden afiyetler olsun diyorum. Birbirinden güzel ve lezzetli tariflerde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.